Merhabalar herkese, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videomda sizlerle Eylül ayında okumak istediğim kitaplarımı paylaşacağım. 9 tane kitap seçtim. Aslında 5 tane seçmiştim ama sonradan bazı kitaplarım geldi alışverişten ve onlardan da vakit olursa okumak istiyorum. O yüzden onları da göstereceğim. İlk olarak göstermek istediğim kitap Yürümenin Felsefesi. Aslında ben bu kitaba Ağustos ayında başlamıştım ve bitiremedim. Yani daha doğrusu çok güzel ilerleyen bir kitaptı fakat diğer kitaplarım beni daha çok etkiledi ve onlarla devam ettiğim için de Yürümenin Felsefesini yarım bıraktım maalesef. Zaman kalmadı ve yetiştiremedim. O yüzden Eylül ayında bu kitabı inşallah bitirmek istiyorum. Bunu okuyacağım, Yürümenin Felsefesini. Bu arada bu birazcık böyle kişisel gelişim tarzında bir kitap, Yürümenin Felsefesi. Daha doğrusu içerisinde yazarların hayatlarına dair, yürümeye dair bazı hikayeler var. Böyle ayrı ayrı farklı farklı hikayeler var. Yani bir roman değil ama kişisel gelişim türünde bir kitap olduğunu düşünebilirsiniz. Gayet akıcı, güzel bir kitap. Eğer ilginizi çektiyse de yine bakabilirsiniz bu kitaba. Ben çok sevmiştim aslında. Okumaya da devam edeceğim. Bir diğer seçmiş olduğum kitap ise Yıkılmış Kadın. Madame Simone de Beauvoir'den Yıkılmış Kadın isimli bu kitap. Bu kitapta da üç farklı kadının hayat hikayesi anlatılıyormuş. İlgimi çekmişti. Zaten ben kadın hikayelerini çok seviyorum. Eğer sizler de kadın hikayelerini seviyorsanız bu kitaba bir bakabilirsiniz. Benim de ilgimi çekmişti. Alfa yayınlarından çıkıyormuş. Çok da kalın bir kitap değil. Bunu okumak istiyorum. Bir diğer kitabım ise Çocuk Yasası. Çocuk Yasası'na başladım. Bu yazarı da çok merak ediyorum. Ben de iki kitabı daha var hatta. Bir kitabını daha göstereceğim. Onu da vakit kalırsa okumayı planlıyorum bu ay. Çocuk Yasası'nda lösemi hastası olan bir çocuk var ve kan verilmesi gerekiyor bu hastaya. Ve çocuk bunu, ailesi çocuğun daha doğrusu, dini açıdan doğru bulmadığı için çocuk böyle bir şey olmasını istemiyor. Bir de sanıyorum bir aile hukuku yasasının aile hukukunda görevli bir kadın var. Bunun ismini unuttum ama ismi Fiona. Fiona isminde bir kadın var ve bu da ya hakimdi ya da savcı mıydı, öyle bir şey. İşte mahkemelere bakıyor yani. Bu çocuğu ikna etmeye çalışıyor bu konuda. Bunun hikayesini okuyoruz. Bir de kocası tarafından genç bir kadına tercih edilen bir kadın Fiona ve çok akıcı ilerleyen de bir kitap. Ben yeni başladım. 14 sayfa kadar okudum. Güzel ilerliyor. Bakalım Eylül ayında bunu da okumak istiyorum. Bu arada arkadaşım Kübra çok fazla önermişti bu kitabı. O okudu ve çok beğendi. O yüzden ben de merak ettiğim için buna başladım. Bir diğer merak ettiğim kitap da Henrik Böll'ün Palyaço isimli kitabı. Yine bu kitabı ben birkaç kişi de görüp merak etmiştim. Birkaç kişi de hatta evet gördüm ve merak ettim. Alman bir yazar ve uzun zamandır da kitaplığımda aslında bir türlü fırsat bulup okuyamamıştım. Alman bir yazar. Ailesi zengin olmasına rağmen palyaçoluk mesleğini tercih eden bir adamın hikayesini okuyoruz kitapta. Ve de daha doğrusu evliliğe, yani evliliğe iyi bakmayan yani bir adam. Aynı zamanda da palyaçoluk yapıyor ve sevgilisi onu terk ediyormuş. Evliliğe bakmadığı için, yani iyi bakmadığı için sevgilisi tarafından terk ediyormuş ve onun yaşadıklarını okuyoruz bu kitapta. Alman bir yazar. Değişik bir kitaba benziyor. İlgimi çekmişti. Çok sevilen kitaplardan da bir tanesi. Aynı zamanda yazarın birkaç kitabını da gördüm. Eğer bunu seversem zaten diğer kitaplarını da alıp okurum diye düşünüyorum. Bir diğer seçmiş olduğum kitap ise Bayan Jane Brody'nin Baharı isimli bu kitap. Bu kitabı da yine birkaç kişi de görüp merak ettim ve Siren yayınlarından çıkan da bir kitap. Aslında buna ben Temmuz-Ağustos aylarında yine böyle başlamayı planlıyordum ama hatta başladım, okumaya başladım ama bir türlü ilerleyemedim. Nedense kitap beni içine almadı diye düşünüyorum ya da diğer kitaplara daha çok ilgi çekici bulduğum için bunu bir türlü devam ettirememiştim ama bu ay okumayı çok istiyorum. Bakalım
Güzel de bir konusu vardı aslında. Bir öğretmenin öğrencilerine anlattıklarını okuyoruz kitapta. Hem bu okul açıldı vesaire döneminde güzel gider diye düşündüm. Yani öğrenciler için de belki önerebileceğim kitaplardan bir tanesi olabilir diye düşünüyorum bu. Konusu itibariyle de güzele benziyor. Bunu seçtim. Severim. Bir diğer seçmiş olduğum kitap da Deniz Canavarları. Bu da okuldan okul sonrası bir gençle kaçan bir kızın hikayesiymiş, kızın yaşadıklarıymış. Bu da yine merak ettiğim kitaplardan bir tanesiydi. 2020 Faulkner Edebiyat Ödülünü almış kitap aynı zamanda. Sanki böyle okuduğumda çok sevecekmişim gibi geliyor bana, bilmiyorum. Öyle hissediyorum. İnce de bir kitap. Aslında bunu yaz aylarında okumak istiyordum. Yani böyle Temmuz-Ağustos aylarında yine okumayı istediğim kitaplardan bir tanesi ama dediğim gibi vakit olmadığı için okuyamadım. Bunu çok merak ediyorum. Bunu da yine kısa zamanda okuyup sizlerle yorumlarımı paylaşmak istiyorum. Bunu seçtim. Yine böyle çok beni sıkmayacak, yormayacak kitaplar seçmeye çalıştım. Çünkü yine Eylül ayında havalar sıcak devam edecek bir süre daha. O yüzden böyle beni çok yormayacak kitaplar seçmeye çalıştım. Bir diğer kitabım ve kitabım da Piyanist. Alfred Jelinek'ten. Ben daha önce bu yazarın Aşık Kadınlar isimli kitabını okuyup çok bayılmıştım, çok beğenmiştim. O yüzden hemen Piyanist kitabını da çıkar çıkmaz aldım. Bu da yeni çıktı. Burada da piyanist olan bir genç kadın varmış ve annesiyle birlikte yaşıyormuş. Aynı zamanda işte piyanistlik, yani piyanist öğretmenliği yapıyormuş ve bu öğretmenlik yaptığı sırada da öğrencilerinden bir tanesiyle arasında duygusal bir ilişki oluyormuş. Konusu ilgimi çekti. Kadın hikayelerini çok güzel anlatıyor bu yazar ve benim de ilgimi çekiyor. O yüzden çıkar çıkmaz dediğim gibi aldığım kitaplardan bir tanesiymiş. Aynı zamanda da ödüllü bir kitapmış sanıyorum. Nobel Edebiyat Ödülünü alan yazarlardan bir tanesi. Feminist yazarlardan bir tanesi. Zaten dediğim gibi ben kadın hikayelerini okumayı çok seviyorum. O yüzden bunu da yakın zamanda okurum diye düşünüyorum. Merak ettim. Şimdi bu kitapları seçmiştim ben. Sonradan birkaç kitap aldım ve bu alışverişimde işlerinden iki kitabı da okumak istiyorum. Eğer vaktim olursa bu ay yine bu kitapları da okumak istiyorum. Hatta bir tanesine başladım. Aşk romanları okuyan ihtiyar. Buna başladım ve bunu çok merak ettiğim için başladım açıkçası. Ve çok da akıcı bir kitap. Çok akıcı ilerliyor. Birazcık okudum. Kitapta ihtiyar bir adamın kitapları çok seven, 70 yaşında kitapları çok seven, okumayı çok seven bir adamın hayat hikayesini okuyoruz. Zaten bittiğinde sizlere detaylı yorumumu yapacağım. İlgimi çekti, bilmiyorum. Bu ihtiyar adam yaşadığı yerde bir jaguar insanları öldürmeye başlıyor ve çok ilgimi çekti, çok merakımı uyandırdı. Bir de böyle hani şey yapıyorsunuz, hani kitabı okurken böyle ürküyorsunuz birazcık, hani böyle nasıl, neler olacak vesaire diye merak ediyorsunuz. İnce bir kitap. Bu ay bitiririm diye düşünüyorum. İnşallah bitirebilirim. Güzel bir kitaba benziyor. Bunu okuyacağım. Bir diğer kitabım da Ivan McEwan'dan yine. Sahilde kitabı. Ben bu kitabı uzun zamandır merak ediyordum. Baskısı bitmişti ve çıkmasını sürekli bekliyordum. Çocuk Yasası kitabı da var listemde. Onu okuduktan sonra eğer vaktim olursa yine Sahilde kitabını da okumak istiyorum. Hatta Fındık Kabuğu kitabı da var bende. Yine ince bir kitap. Şöyle göstereyim. Fındık Kabuğu kitabı da var bende. Onu da okumak istiyorum ve diğer kitaplarını da almak istiyorum. Çünkü bu yazar çok tavsiye ediliyor, çok okunuyor. Benim de ilgimi çekiyor. O yüzden merak ettiğim için Sahilde kitabını da okumak istiyorum. Benim okumak istediğim kitaplar, bahsetmek istediğim kitaplar bunlar da. İşlerinde okuduklarınız varsa ya da merak ettikleriniz varsa onları yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. İşlerinde yine sizde de olanlar varsa birlikte okuyabiliriz. Şöyle tekrar göstereyim. Bayağı kitap seçmişim. 9 tane kitap seçtim. İnşallah hepsini okuyabilirim. Bakalım. Hedefim bunları okumak tabii ki ama kitaplığımda okumayı istediğim çok fazla kitap var. Almak istediğim kitaplar var. Bir türlü listeler bitmiyor. Okumak istediğimiz kitaplar bitmiyor. İnşallah Eylül ayında bol bol
kitap okuyabiliriz. Herkese keyifli, huzurlu bir gün diliyorum. Ve bol okumalı bir Eylül ayı diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.